Herkese yeniden merhabalar. Çekirdekgiller kanalına hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bugün yine kuşlarımız için çok önemli olduğunu düşündüğüm kuşlar için buğday çimlendirme konusunu sizinle paylaşacağım. Çoğu kişi buğday veya tohum çimlendirmenin meşakkatli bir iş olduğunu düşünüp kuşlarını bu oldukça faydalı besinden mahrum bırakıyor. Bu videoda size buğday filizlendirmenin en basit nasıl yapılacağını göstereceğim. Bu gösterdiğim teknikle sadece buğday değil, maş fasulyesi veya yem tohumları gibi kuşlarınızın yemesinde sakınca bulunmayan her türlü tohumu çimlendirebilirsiniz. Bu videoda buğday filizlendirmemizin nedeni, faydaları, kuşlarımıza ne sıklıkla nasıl vermeliyiz konularından kısaca bahsettikten sonra filizlendirme işlemi yapılışından bahsedeceğim. Keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle kısaca tohumları neden direkt değil de filizlendirerek veriyoruz, kısaca bundan bahsedeyim. Bunun aslında tek ve basit bir nedeni var. Filizlendirme işlemi tohumu uyandırmaktır. Uyanan tohumun besin değeri filizlendirilmemiş halinin iki katıdır. Besin değeri yüksek besinle beslenen kuş sağlığını kolay kolay kaybetmez. Sadece kuş yemiyle beslenen kuşlar yeterli vitamin ve mineralleri alamazlar. Bu nedenle besin çeşitliliği çok ama çok önemli. Mesela siz her gün makarna yiyerek yaşamınıza devam edebilirsiniz. Makarna açlıktan ölmenizi önleyecektir. Ama yeterli vitamin ve minerali alamadığınızdan bağışıklığınız düşer ve hastalıklara açık hale gelirsiniz. Haliyle bu durum diğer canlılar için de böyledir. Her ne kadar çimlendirme denilse de aslında yapacağımız işlem çimlendirmenin bir basamak öncesi olan filizlendirme işlemi. Yani kök salmış ama henüz yeşillenmemiş halini kuşlarımıza vermeliyiz. Çünkü tohumların besin değerlerinin en yüksek olduğu hali bu halidir. Bu kadar besin değeri demişken gelelim buğdayın içerdiği vitamin ve minerallere. Buğday yüksek oranda E vitamini içerir. E vitamini çiftleşmeye bir türlü yanaşmayan çiftlerde kızışmayı destekler. Özellikle erkek kuşlarda üreme sağlığı için olmazsa olmazdır. Solüsyon halinde satılan E vitaminlerinden kullanmak istemezseniz filizlenmiş buğday da işinize yarayacaktır. Ayrıca içerdiği B vitamini hem anaç kuşların hem de yavruların tüy yapısını önemli ölçüde destekler. Kuşlarınızın diyetine filizlendirilmiş buğdayı ekledikten sonra tüylerindeki canlılık ve parlaklık değişimini fark etmemeniz imkansız. İçeriğinde bulunan amino asitlerin yumurta sayısını ve doluluk oranını arttırmasına, yavruların yumurta içindeki oluşum sürecinde ve sonrasında sağlıklı olmasına önemli ölçüde desteği vardır. Magnezyum ve fosfor açısından da oldukça zengindir. Ayrıca sindirim sisteminin sağlıklı olmasını destekler. Sindirim sistemi düzenli ve sağlıklı olan kuş mutlu ve sağlıklıdır. Sindirim sistemi ne kadar güçlüyse kuşun hastalıklara karşı direnci o kadar yüksektir. Ama her şeyde olduğu gibi filizlenmiş buğdayın da fazlası zarardır. Fazlası kuşlarının kızışmasına ve tüye girmelerine neden olur. Haftada 2 kez vermeniz yeterli olacaktır. Özellikle yavru ve yumurta bakan çiftlere haftada 2'den fazla vermeniz halinde kızışıp tekrar çiftleşmek isteyen çiftin yavrularını öldürmelerine veya tüye girip yuvayı terk etmelerine varan sorunlar ortaya çıkabilir. Eğer çiftlerinizde kızıştırmak amaçlı verecekseniz çiftleşme olup birinci ya da ikinci yumurta gelene kadar haftada 3 gün verebilirsiniz.
İkinci yumurtadan sonra haftada 2 kez normal rutine dönebilirsiniz. Eğer çiftleşme döneminde ekstra E vitamini takviyesi kullanıyorsanız buğdayı haftada 3'e çıkarmanıza gerek yok. Burada önemli bir not eklemek istiyorum. Kızıştırma amaçlı kullandığınız her türlü takviye ve besinleri en geç 2. yumurta geldikten sonra vermeyi kesin. Şimdi gelelim asıl meseleye. Buğdayı nasıl filizlendireceğiz? Öncelikle buğday işlenmemiş buğday olmalı. Marketlerde satılan aşurelik buğdaylar işlem gördüğü için filizlenmeyecektir. İşlenmemiş buğdayı internetten sipariş edebilirsiniz. Kuşlarınıza her seferinde bir öğünlük olacak miktarda filizlendirme yapın. Bir veya iki kuş için bir tatlı kaşığı buğday yeterlidir. Miktarı her iki kuşa bir tatlı kaşığı olacak şekilde kuş sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kullanacağınız miktarı belirledikten sonra buğdayları çukur bir kaba alıp ılık suda birkaç kez yıkayıp suyunu süzün. Kaynar su ile kesinlikle yıkamayın ya da bir sonraki adım olan suda bekletme işlemini kaynar su ile kesinlikle yapmayın. Buğdayların haşlanmasına ve dolayısıyla filizlenmemesine neden olacaktır. Yıkama işlemi bittikten sonra yaklaşık 12 saat suda bekletme işlemine geçiyoruz. Buğdayların üzerine geçecek kadar su doldurun ve kasenin ağzını yarım kapatarak direkt güneş ışığı almayacak şekilde konumlandırın. Bazıları bu aşamada suya dezenfektan amacıyla 1-2 damla sirke de ekliyor. Ben bu işlemi sonda yapıyorum. Siz dilediğiniz aşamada yapabilirsiniz. 12 saatin sonunda buğdayları tekrar yıkayıp iyice süzün ve tekrar kaseye alıp üzerini yarım kapatın. Tam kapatmanız oksijen alımını engelleyecektir. Yıkama süzme işlemini her 12 saatte bir tekrarlamanız yeterli oluyor. Ortam sıcaklığına bağlı olarak yaz aylarında 3 günde, kış aylarında 4 günde filizlenme gerçekleşiyor. Ben son aşama olan filizlenen buğdayları kuşlarıma vermeden önce 1 saat kadar sirkeli suda bekletiyorum. Bu sirkeli suda bekletme işlemi önemli çünkü buğdaylarda oluşabilecek fark etmediğimiz bakteri, mantar ve küf oluşumları kuşumuzun sağlığını tehlikeye atacaktır. Gözle görülür şekilde mantar ya da küf oluşumu varsa kesinlikle kuşlarınıza vermeyin. Atıp yenisini yapın. Kuşlarım için yaptığım programda çarşamba ve pazar günleri buğday günü. Buğdayı sade bir şekilde verebilirsiniz. Ben hem yumurta mamalarında hem de filizlendirmelerde ince kuş kumu ve kuş toprağını mutlaka kullanıyorum. Sindirime yardımcı oluyor. Size de tavsiye ederim. Örnek olması açısından haftanın bir gününde buğdaya bir amayası ve probiyotik, diğer gününde ise spirulina ekleyerek veriyorum. Bunlar tamamen opsiyonel. Siz dilediğiniz gıda premixlerini ekleyebilir ya da sade olarak direkt verebilirsiniz. Buğday filizlendirme ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Kısacası her 12 saatte bir yıkayıp süzmek dışında bir şey yapılmıyor. Filizlenme kendiliğinden gerçekleşiyor zaten. İlk kez yapacaklara belki karmaşık görünebilir ama denediğinizde hiç de zor bir yanı olmadığını göreceksiniz. Sonuçta pek çoğumuz ilkokulda fasulye çimlendirdik, öyle değil mi? Kuşlarınıza mutlu, sağlıklı, uzun ömürler dileyerek videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.